mensubu arkadaşlarım. İki günden beri güzel Hamas yanındayız. Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu olarak bizim görevimiz yerel yönetimler alanındaki kamu hizmetleriyle ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın politika geliştirmesine yardımcı olmak. Biz her türlü araştırmayı, incelemeyi yaparak yerel yönetimlerimizi de yerinde gelip, izleyip, görüşüp, yerel yönetimlerin başı olan burada belediye başkanlarımızla, il özel idaremizin başı olan Sayın Valimizle görüşerek, yerel hizmetlerin nasıl gittiğini, varsa problemlerin neler olduğunu karşılıklı istişare ediyor ve bunların varsa problemli yönlerin nasıl giderilmesi gerektiği konusunda politikalarını değiştirmek, uygulama yapmak, karar almak üzere Sayın Cumhurbaşkanımızı bilgilendiriyoruz. Mehmet Sarı Başkanımız da daha seçildiği günden beri çok iyi karşılıklı münasebetlerimiz var. Her konuda kendisiyle yardımlaşıyoruz. Uygulamalarının çoğunu zaman zaman da örnek alıp diğer belediyelerimize aktarıyoruz. İki günden beri Sayın Başkanımın davetlisi olarak buradayız. Kendisine her şeyden önce bize gösterdiği misafirperverlik için çok teşekkür ediyoruz. Tabii bu vesileyle arkadaşlar, bölgemizin insanı, bu bölgenin insanı, kalenderliği, cana yakınlığı, misafirperverliği ve ayrıca bizi çok duygulandırdı. Güzel Amasya'mızın güzel insanlarına bizi misafir ettikleri için, Sayın Cumhurbaşkanımıza gösterdikleri ilgiyi, saygıyı da ayrıca gördüğümüz için minnettarız. Sayın Cumhurbaşkanımızın kendilerine sevgilerini, selamlarını iletiyoruz. Ve size de teşekkür ediyoruz bu toplantıyı izlediğiniz ve halkımızı bilgilendirdiğiniz için. Eğer bir sorunuz varsa, bu arada sorunuz varsa onu da alayım. Yoksa buradaki toplantının nasıl geçtiği konusunda bir iki cümle açıklama yapayım. Sonra da konuşmamızı, toplantımızı kapatalım. Benim sorum olacak. Buyurun. Zaman zaman belediye başkanlığı dönemimizde de daha sonra yazdığı yazılarda da yerel yönetimlerle ilgili fikir beyan ederken atanmışlarla seçilmişlerin kendi yerel yönetimlerin etkisinden bahsediyordunuz. Valilerin daha fazla karar değil, başkanların yani seçilmişleri karar alması yönde tezleriniz vardı. Hala bu tezinizin arkasında mısınız? Evet, bu görüşüm değişmedi. Ben hizmet bakımından, biz hiçbir zaman siyasi manada bir yerel yönetim savunmadık. Biz her zaman hizmetlerin, yani vatandaşımızın ihtiyacı olan ortak hizmetler, neyse belediye hizmeti olur, köy hizmeti olur, efendim her neyse bunların yerel yönetimler tarafından karşılanmasının daha mantıklı olacağını ve ihtiyacı daha iyi karşılayacağı kanaatindeyiz. Bu kanaatim giderek daha da güçlenmiştir. Bugün de aynı kanaatı taşıyorum. Bu kanaatla ilgili çalışmaları devam ediyor peki Cumhurbaşkanımız? Evet, tabii. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu kanaattadır. Ve şöyle ilişkiler kuruluyor. Yerel yönetimler güçlenirse işte devlet otoritesi sarsılabilir. Yerel devlet işte orada sıkıntıya girebilir gibi görüşler var. Bunlar tabii düşünüldüğünde sanki yerel yönetimlerin kendi başlarına politik birimler gibi davranacakları hesaba katılarak söyleniyor. Halbuki yerel yönetimler hükümetin, özellikle İçişleri Bakanlığı'nın vesayet denetimine tabidir. Yaptıkları bütün işlemler diğer kamu yönetimleri yöneticileri gibi incelenir, teftiş edilir. Dolayısıyla belediyelerin bu manada hükümetlerin yaptığı gibi politika yapma yetkisi yoktur. Belediye meclisleri toplanıp siyasi kararlar alamazlar. Belediye meclisleri toplandıklarında şehirlerin, beldelerinin ihtiyaçları neyse o ihtiyaçlarla, o hizmetlerle ilgili kararlar alırlar. Bu manada biz yerel yönetimleri savunuyoruz ve daha da güçlendirilmesi için Cumhurbaşkanımız önümüzdeki dönemde inşallah daha da köklü değişiklikler, düzenlemeler yapacak. Dün o Amasya Belediyesi ortak atölyesi üyeleriyle dün bir araya geldiniz. Nasıl bir sonuç? Evet, bu da değişik bir uygulama arkadaşlar. Çok hoşumuza gitti. Sayın Başkanım seçimden önce bunu vaat etmiş. Seçildikten sonra da işte bir konsey oluşturmuşlar.
Ona oluşumunda da bir ayrım yapılmamış. O da çok güzel tarafı. Bütün mesleklerden, bütün fikri eğilimlerden, kültürel eğilimlerden insanlarımız bir araya gelmiş. Birlikte Amasya'mızın problemleri varsa problemleri tartışıyorlar. Amasya'mızın daha nasıl temiz olur, daha nasıl estetik güzel görünür, hizmetlerinden daha nasıl verimli karşılanır, bu konuda fikir alışverişinde bulunuyorlar. Yaptığımız kısa toplantıda başkanım biz çok memnun olduk. Güzel fikirler beyan ettiler. Mesela o fikirlerden ben not aldım. Raporumuza ekleyeceğiz onların görüşlerini. Bu nedenle çok faydalı bir oluşum. Diğer belediyelere de gittiğimizi tavsiye edeceğiz. Böyle bir kuruluş yapmaları için. Amasya Belediyesi'nin çalışmalarını, belediye başkanımızın çalışmalarını örnek dediniz. Diğer belediyelerde örnek gösterdiniz. Bu sorar mısınız? Hangi çalışmaları daha önemli buldunuz? Valla başkanım bir defa burada çok köklü kendince bir program hazırlayıp gelmiş. Mesela su meselesi halledilmiş. Bu Türkiye'ye örnek olacak bir yapı. Yani suyu getiriyor, temiz suyu şehre dağıtıyor. Çok ucuz, hatta bedava neredeyse Amasyalılara su ikram ediyor, dağıtıyor. Ve bununla da kalmıyor. Bu su acaba enerji üretir mi üzerinde çalışıyorlar. Ve biraz sonra onu ziyarete gideceğiz. Oradaki düşü üzerine bir de santral kurmuşlar. Mesela su meselesi. Temizlik bakımından şehrin pırıl pırıl olduğunu gördük. Çok temiz şehir. Bu çok önemli. İkincisi tarihi eserlerin konulması, tarihi yapıların etrafındaki eskimiş, salaş alanların temizlenmesi konusunda Sayın Başkanım'ın ne kadar dikkatli olduğunu gördük. Bazı anıtların yanında ki biliyorsun Amasya'mızda çok kıymetli, dünya çapında değerli anıtlarımız var. Bu anıtlarımızın çevresinde sivil yapıların bir kısmı eskimiş, yıkılmış olanları var. Mesela onların kaldırılması için de başkanımın büyük gayretleri var. Bu da çok kıymetli bizim için. Bir de şehre bir yeni ufuk kazandırıyor başkanım. Eski belediyenin yerine, belediye dediğim başkanım, evet. Otel yapıyorlar. Otel denilen o bina, evet yeni bir bina ama hakikaten Amasya'mızın tarihi dokusuna, geleneksel mimarisine de çok uygun şekilde yatay iki katlı örnek olacak şekilde bir otel projesi yapılmış. O otel yapıldıktan sonra da Amasya'daki iş hayatı, Amasya'nın dışarıyla yaptığı ticaret, sanayi ilişkileri, kültürel ilişkileri, üniversitesi aracılığıyla yapacağı bilimsel ilişkileri biz daha bir seviye kazanacağı kanaatini taşıyoruz. Onun için o da kıymetli bir hizmet. Yani gördüğünüz gibi temel hizmetlerin hemen hepsinde başkanım çok gayretli, yenilik ifade eden ve Amasya'nın önünü açan, gelişmesini sağlayan yatırımlar yapmakta. Evet, teşekkür ederim arkadaşlar. Sizin aracılığınızla Amasyalılara, Amasyalı kardeşlerimize, hemşehrilerimize kurulumuz adına teşekkür ediyoruz. Hepsine Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını, sevgilerini iletirseniz çok seviniriz.